mevzi var. Öndeki mevzinin arkasında bir silaha daha çok işte bir top veya uçak savar cinsi bir şey bu. Burası Bodrum'un 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası. Uluslararası hukuka göre Yunanistan'ın burada asker ve silah bulundurması yasak ama durum tam tersi. Burada bir tel örgü var. Burada bir yol var. Üst tarafta bir yol var. Burada bir silah örtülmüş vaziyette mevzide. Terör ve güvenlik uzmanı eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Keçi Adası'nda görüntülenen Yunan askerleri ve ağır silahları yorumladı. Tokmakoğlu, Lozan Antlaşması'na göre ada Türkiye'nin dedi. Yunan bayrağı yaparak aslına bakarsanız Keçi Adası, Lozan Antlaşması'nın 12. maddesi gereğince 3 mil bizim anakaraya yakın. Dolayısıyla ada bizim. Ada bizim, Lozan Anlaşması 12. madde. Ada bizim, bayrak koymuş buraya. Yani bizim adamızı sahiplenmiş. Şimdi bu bayrak bir defa suç. O bayrağın her iki yanında da topçu bataryaları var. Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi. Mitsotakis, sosyal medya hesabından adaya çizilen Yunan bayrağını Ege'nin mavisi, bayrağın mavisiyle buluşuyor notuyla paylaştı. Uluslararası anlaşmalara göre yapılaşmaya kapalı olması gereken adada helikopter pisti, prefabrik yapılar, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Devriyedeki ve nöbet tutan Yunan askerleri net bir şekilde görülüyor. Lozan'ı hiçe sayan, Türkiye'nin egemenlik haklarını, hukukunu hiçe sayan bir davranış. Bu çok ciddi bir konu. Yani buradan Türkiye artık her istediğini yapabilir. Avrupa Birliği Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildi. Konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski açıklamada bulundu. Bu bir zaferdir diyen Zelenski bu anı 30 yıldır beklediklerini söyledi. Aday ülke kararına ilk tepki geldi. Bu bir zaferdir dedi. Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski konuyla ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu. Zelenski bu anı 30 yıl, 120 gündür beklediklerini söyledi. Ukrayna lideri, devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için, Ukrayna için en önemli kararlardan biri bu. Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik, şu anda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır, dedi.